Niye gülüyorsun? Hayat çok enteresan. Hakikaten çok enteresan. Sen ve ben. Yine. Yine. Yine derken? Güzel. Güzel. Bunu seviyorum. Şşş, araba kullanıyorum. Yapma. Tamam. Kendime eve saklıyorum. Sana geleceğimi mi söyledim? Bana karşı koyabileceğimi mi sanıyorsun? Şşş, araba kullanıyorsun. Ya. Ne dilediğini biliyorum. Herkes için en iyisi ne olacaksa onu diledim. Ne yapıyorsunuz siz orada? Size bakıyoruz. Hadi gidelim yanlarına. Evden arıyorlar. Annem mi babam mı? Benim bildiğim Halil abi aramaz. Bence de annemlerdir. Efendim? Neredesiniz? Babam diye çok korktum anne. Avadayız. Kim kimsiniz? Nerede kalacaksınız? Ben Zülal, Nejat, Ali. Zülal'le gidiyorum demiştin. Nerede kalacaksınız? Ali'nin evinde. Aferin kızım. Aferin Melek. Yarın Zülal'e gelince beni ara. Geleyim biraz konuşalım. Bak baban, bu Ali meselesi kapanmadan eve gelemez diyor. Böyle bir şey olmayacak. Yarın görüşürüz. Ararım. İyi akşamlar. Ya Esed. Melek ne oldu? Ali de burada deyince Esed zor durumda kalmıştır tabii. Baban da orada mıydı? Çok alçak sesle konuşuyordu. Gizli aradı herhalde. Ne var bunda? Babam Ali defterini kapatmış olarak eve dönsün demiş. Özür dilerim, sinirlerim çok bozuk. Gel. Gel hadi. Ne zaman bitecek? Ne Halil geri adım atar, ne Melek. Nereden çıktı şimdi bu? Tam her şey yoluna girdi diyordum. Ay neyse, ben aşağı ineyim de Halil şimdi buraya gelip yine sizin önünüzde baştan aşağı aynı şeyleri tartışmayalım. Zaten sizin derdiniz size yetiyor. Aşk olsun Evset. Biz bir aileyiz kızım. Melek de benim kızım sayılır.
sağ ol. Bir de Allah rahatlık versin. Sana da kızım. Aradan konuştun mu? Konuştum. Babam böyle böyle diyor. Dedin mi? Dedim. Ne dedi? Bak Efset, benimle inatlaşmasın. Dediğimi yaparım, tahsil hayatını bitiririm ha. İstemiyorum değil. Bu doğru olmaz. Benimle geliyorsun. Namık yapma. Düşünüyorum. Hiçbir delil yok. Tanık da yok sanıyorduk. Hatice'nin tanıklığını dikkate alsalardı şu anda dışarıda olmazdım. Hala delil peşindeler. Yeni tanıkları da dinliyorlar. Seni bu kadar huzursuz eden ne? İşbirliği içinde görüneceğiz Belkıs. Yani dışarıdan görünen böyle. Genç sevgilisi vardı. Fahri Bey'i öldürmek için de beraber hareket ettiler. Seni savunmaya devam edersem çok dikkat çekeceğiz. İyi. O zaman başka bir avukat bulayım ben. Belkıs, kızma. En doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Tamam Ali. Yarın senden vekaletnamemi çekeceğim. Beni yanlış anlıyorsun Belkıs. Ben anlayacağımı anladım. Tamam. O avukatı ben sana bulacağım. En iyisini. Ben biraz önce sana ne kadar ve nereye kadar güvenebileceğimi anladım. Annemdir kesin. Bırak açma. Ama açmazsam daha çok merak edecek. Bu anı bozmak istemiyorum. Lütfen birazcık zaman ver. Tamam. Ben de bize şarap getiriyorum o zaman. Arkadaşlarımlayım. Arkadaşlarınla? Hiç ses gelmiyor. Telefon çalınca ben başka bir odaya geçtim. İyi vakit geçiriyor musun bari? Arkadaşlarınla mısın, orada mı kalacaksın? Bilmem.
Yani ben kalırsam sana mesaj atarım, olur mu? Tabii ki kalacaksın. Anne, orada mısın? Kapatabilir miyim? Tabii canım, tabii. İyi eğlenceler. Öptüm. Ben de. Neredeyse duyacaktın. Umurumda değil. Ne oldu? Rüket'e gidiyorum. Neredeymiş ki? Hiç olmaması gereken bir yerde. Çabuk bana arabayı hazırlayın. Sinirleri çok bozuk. Halil abiyle bir de ben konuşacağım. Zülay, ikimiz de buradayız. Yani Evset ne dese haklı. Ali Hoca çok iyi bir insan. Bize evini açtı. Meleği de çok seviyor. Ama ben de bu şekilde burada olmaktan mutlu değilim. Ali nerede? Buradayım. Hepimize yer yaptım. Melek'le Zülel'e şuradaki odayı hazırladım. Bizde yukarıda iki oda var, orada kalacağız. Kalmayalım biz. Nejat, bizi Zülel'e götürebilir misin? Tabii ki de götürürüm. Hiçbir açıklama yapmana gerek yok. Belki de doğru olanı yapıyorsun. Haklıyken haksız duruma düşmek istemiyorum. Şişt, o kadar büyütmeyin. Her şey değişir. Umarım. Sen gelme. Zaten benim yüzümden geldin. Bari bir gece kal. Evet, evet. Ben kızları bırakırım. Peki. Yarın sabah görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Özür dilerim. Sakın özür dileme. Hadi sizi geçireyim. Değil mi? Saçmalama, tabii ki kızmadık. Sadece arada kalıyoruz Melek. Siz de haklısınız. Zaten kimse arada kalmasın diye kalkalım dedim. Bu suçluluk duygusuyla nasıl kalalım orada? Bence baban sakinleşince bir daha konuş. Hiç umut yok ama son bir defa şansımı deneyeceğim. Neden son bir defa? Evlenmeden önce. Ben kararımı verdim. Ali ile evleneceğim. Böyle bir şey yok. Artık yok.
Bu bir vaat mi? Seninle çok mutluyum. Bunu ben de bozmak istemiyorum. Sadece Namık ve Nüket var. Çelişkili konuşuyorsun. Ben buraya oyun oynamaya gelmedim. Oyun oynamıyorum. Sadece biraz zamana ihtiyacım var. Her şeyin yerine oturması için. Daha çok erken. İstersem yapabilirim Namık Andaç. Bu geceden sonra benimle iyi geçinmek zorundasın. Sen de bir daha. Bu Namık yüzünden beni üzdün. Uyuma gidersen sana zarar vermeyeceğim. Hatta bu kadar düşmüşken sana iyiliğin bile dokunabilir. Zamanı gelince bu evliliği bitirme sözü vereceksin. Thank you.
Sen de aramadın. Evet ya. Bir arayıp neredesiniz, ne yaptınız diye sormadım. Neredesin şimdi? Evdeyim. Nejat. Sen hala Zülel'i seviyorsun. Biliyorum. Ama ben buna rağmen seni çok seviyorum. Bazen sana bunu söyleyerek gurursuzluk yapmak istemiyorum. Kendimi durduruyorum. İçini bu kadar saran bir sevgiyi sahibine vermelisin diyorum. Kafam çok karışık. Anlıyorsun değil mi? Senden bu saatte bunları söyleyip aklını karıştırdığım için özür dilerim. Ama biraz içtim. Doldum biraz bu gece. Ya neyse boş ver. Sadece söylemek istedim. Melek nasıl bu arada? Ailesiyle arası düzeldi mi? Henüz değil ama elimizden geleni yapacağız. İyi şanslar ona. Neyse yarın uygun olursan görüşelim. Özledim. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi geceler. Mutsuz olmayı hak etmiyorsunuz. Bu sefer durumu nasıl çözeceksin Namık? Hiçbir şey inkar edecek durumda değilim. Ayrıca Nükhet'e karşı zaafımı da inkar etmeyeceğim. Zaafların yüzünden onun bir daha üzülmesini istemiyorum. Durumu senin çözeceğinin farkındasın değil mi? Arkamızı dönüp gittiğimizde Zülel'le hayata olduğu yerden devam edemezsin. Sürekli olarak aynı şeyi hatırlatmana gerek yok. Seni hepimiz çok iyi tanıyoruz Namık Andaç. Yani sürekli uyarma durumunda olman doğal değil mi? Fena kapana kısıldın. Teklifimi iyi düşün. Yoksa Zülel gelene kadar şuradan şuraya gitmem. Onun hepimizi burada görmesini ister misin? Thank you.
Zülal'de mi kalacaksın, eve mi geleceksin? Bizde kalsın. Yarın Halil abiyle Efset bir konuşsunlar, ona göre eve döner. Evet, gecenin bu saatinde eve girmeyeyim şimdi. Tamam, nasıl istersen. Teşekkür ederim. İyi geceler. İyi geceler. Her şey için sağ ol. Sen iyi ol da. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba. İyi geceler. Merhaba hayatım. Ne yapıyorsun? Hiç. Bir arkadaşım vardı. Siz kalmayacak mıydınız? Melek dönmek istedi, döndük. Senin moralin mi bozuk? Yok. Biraz içtim herhalde ondandır. Ben kusura bakmazsanız yatacağım. Zaten geldiğinizde uyumak üzereydim. İyi geceler hayatım. İyi geceler. Her şey için tekrar teşekkür ederim. Ne demek? Keyfine bak. Evi toplamaya yardım mı ediyor? Yok. İlk defa yapıyor. Bir kadınsa bilmeye hakkım var diye düşünüyorum. Kadehte ruj izi vardı. Emin misin? İyi geceler. Önce bir sor. Normal yaptığın teklif hayatımda duyduğum en saçma şeydi. Hayatımda gördüğüm en saçma şey, o kadar acı çektirmesine rağmen seni bu gece o adamın evinde bulmuş olmam. Bunu planlamadım. Açıklamana gerek yok. Seni nasıl parmağında oynattığını görebiliyorum. Eğer o da beni sevmeseydi evliyken benimle birlikte olmazdı herhalde, değil mi? Hı hı. Benimle çalışmayı kabul ederek seni ne kadar sevdiğini ve sahiplendiğini göreceğiz. O şirket sadece senin değil. Sence abim Namık'ın şirkete girmesine izin verir mi? Abinin de benim de ayrı ayrı alanlarımız var. Kime ne yapacağıma karışamaz o. Anne, lütfen abime söyleme. Lütfen diyorum. Zamanı geldiğinde Namık evliliğini senin yüzünden bitirdiğini söylemezse tabii ki söyleyeceğim. Ben abime bir söz verdim. Hem yani
Zülal'in hayatını dağıtıp her şeyin sorumlusu olan insan ben olmak istemiyorum. İstersen fahiş ol. Her şeyin bir bedeli var. O zaman o adamın evine gitmeyecektin. Ben seni o adamın evinde o halde bulmayacaktım. Bak, benim bir tane kızım var. Hayatım boyunca bir sürü hata yapmış olabilirim. Ama ben senin başın dik ve gururlu olmanı istiyorum. Öyle bir insan olmalısın. Namık bunun bedelini ödeyecek. Nükhet! Ne oluyor ya? Karışma. Nükhet! Nükhet! Bütün bunları gurursuzluğundan değil, saflığından yaptığını biliyorum. Onu seviyorum. Anne bak, ne olursun hiç kimseye bir şey söyleme. Yani ben tekrar rezil olmayı kaldıramam. Her şeyi zamanı gelinceye kadar saklayacağım. Ne senin rezil olmak isterim ne de ben rezil olmak isterim. Bu sorumluluğu Namık yüklenecek. Artık arkanda duracak o adam. Bırak beni sevecekse kendisi sevsin. Peşimden gelecekse kendisi istediği için gelsin. Onu böyle köşeye sıkıştırarak benden uzaklaştıracaksın. Nükhet, salak olma. O artık Namık Andaç değil. Namık. Kendin de söylüyorsun. O artık eski Namık Andaç değil diye. Seninle çalışmasını istemeden de bunları yapabilirsin. Hem senin ondan çıkarın ne? Bu işten kazancın ne? Zamanı gelince birlikte göreceğiz. İyi geceler. Hoş geldin. Bu kız yüzünden midem ağrılara girdi. Kalktım, ilaç içtim, oturuyorum. Onu hiç affetmeyeceksin değil mi? Kız babası olunca anlarsın. O senin biricik kızın. Evet, kız babası değilim ama seni birazcık anlıyorum. Git kendi yaşında bir adam bul be kız. Evlenip boşanmış, çocuklu, yaşını başına almış adamla ne işin var? Hiç meleğin tarafından da bakmayı denedin mi? Yani belki bu söylediklerin hepsini o kaldırıyordur. Ben kaç yaşındayım? Ben kaldırabiliyor muyum? Ömer diye bir adam olmuş. Üstelik evlenmemişler bile. Bir de kızları olmuş Zülal. Bugün bile bana ağır geliyor. Sen sonradan öğrendin. O ise baştan beri biliyor olacak. O senin kızın. Sizin kızınız. Bir saatten sonra aile içi meselelere karışmak haddim değil. Biz beraber büyüdük diye kendimle iki cümle etme hakkını buluyorum. Sana sadece şunu söyleyebilirim. Ali iyi bir adam. Adam gibi adam. Bunu da bir cebine koy derim. Allah aşkına beni ikna etmeye çalışma Necat. Bu iş olmaz. İlla ki olacak diyorsa ölüm için iner.